Bir tanem, ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun aşkım? Ben okulu bitirince evlenelim diyorum. Murat saçmalama. Unutuyorsun galiba, benim okulum daha bitmedi. Hayatım ne olacak? Ben bitirince okula avukatlığa başlayacağım. Kazandığım parayla ikimiz çok rahat geçiniriz. Ne yani, senden harçlık alarak mı okula gideceğim ben? Hayatım ne diyorsun sen ya? Annenden harçlık almıyor musun? Evlenince de benden alırsın, kocan olmayacağım mı? Sen benim annem misin canım? Hem ben öyle kocamdan harçlık falan almam. Saçmalıyorsun Tuğçe, gene tuttu senin feministlik damarın. Sen şu telefonuna bak, sonra devam ederiz tartışmaya. Efendim? Alo? Kim hayat? Konuşmuyor. Ya kardeşim konuşsana! Kapat. Hadi şimdi yiyin birbirinizi. Kimdi Murat o arayan? Ne bileyim hayatım işte. Birisi aradı konuşmadı, sen de gördün. Benim sesimi duyunca konuşmadı. Demek ki arayan bir kadın. Tuğçe ne saçmalıyorsun, ne kadın ya. Yanlış çevirmiştir birisi. Şimdi öğreniriz kimin aradığını. Sen ver o telefonu bana bakayım. Allah Allah. Alo. İyi günler, ben bir numaranın kime ait olduğunu öğrenmek için aramıştım. Veriyorum. 555-5375. Bekliyorum. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Ne oldu? Kim aramış? Anksörlü telefonmuş. Ya dedim ya sana işte bir tanem. Gördün mü? Yanlış aradı biri demek ki. Murat, benim gitmem lazım. Ya bir tanem neye kızıyorsun şimdi? Adamın biri beni aradı, konuşmadı diye küsüp gidecek misin? Evet, gideceğim. Allah bana sabır versin ya. Of Tuğçe! Merhaba Gözde, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Tuğçe yok mu? Dersten çıkmış olması gerekiyordu. Vallahi fotokopiciye gidecekti, oradadır herhalde. Tamam, ben bir ona bakıp geleyim o zaman. Tamam, bekliyorum. Hayatım, bana niye böyle soğuk davranıp duruyorsun? Yani lüzumsuzun birisi aradı diye beni günah keçisi ilan ettin ha. Nerede kaldınız arkadaşlar ya? Aç oldum burada resmen. Kök saldım, meyve verecektim ki Allah'tan geldiniz. Aman Gözdeciğim, fazla üstüne varma. Hanımefendinin kapris günü, her an kavga çıkartabilir. Arkadaşım asma suratını böyle. Çok çirkin oluyorsun. Gülümse biraz sırıt. Gözde, hiç şaka kaldıracak durumda değilim ben. Sana bugün Tuğçe hanımefendinin böyle kapris gününde olduğunu söylemiştim değil mi Gözdeciğim? Ne oldu? Yine kavga mı ettiniz? Yok canım, ne kavgası ya. Gene abuk subuk insanların yaptığı şeyler yüzünden aklı sıra beni cezalandırıyor. Yapmaz benim arkadaşım öyle şeyler değil mi Tuğçe? Konuşmayacaksan bari şuradan kaset tak da müzik dinleyelim. Dün gece harikaydın. Ne zaman istersen yine seninim tatlı çocuk. Murat bu ne? Nene hayatım. Ne demek nene? Bu not ne Murat? Hayatım. Yemin ederim kimin koyduğundan haberim yok bu notu buraya. Murat kim bu kadın? Ne kadını be hayatım ya? Senden başka kimse yok hayatımda. Kadın madın yok. Kim koydu bilmiyorum diyorum ya. İnanmıyorum sana Murat ya. Önce telefon çalıyor. Sesin duyulunca karşıdaki telefonu kapatıyor. Şimdi de torpido gözünden garip garip aşk mektupları çıkıyor. Ya hayatım bak, bin defa söyledim ya, tekrar söylüyorum. Senden başka kimse yok benim hayatımda, tamam mı? Delinin biri koymuş onu, ne bileyim ben. Murat, gözümün içine baka baka yalan söyleme. Ve artık ben de yokum senin hayatında. Çek sağ, ineceğim. Ya bak Tuğçe. Murat, çek sağ dedim sana. Ya Tuğçe bak. Ya Tuğçe! Ya konuşalım biraz, dinle beni.
Murat, benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, tamam mı artık? Bugüne kadar hep senin tarafını tuttum Murat. Ama bende de kredim bitti artık. Gidelim Tuğçe. Tuğçe! Kahretsin ya! Nuri Beyciğim, aslında benim sizinle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Hayırdır Melahat Hanım, nedir? Şu şey var ya, Gözde. Benim Tuğçe'nin arkadaşı. Evet, ne olmuş Gözde'ye? Ay, ben o kıza hiç güvenmiyorum Nuri Bey. Niye? Niye? Çünkü kimin nesi, kimin fesi bilmiyoruz. Her seferinde farklı hikayeler anlatıp duruyor. Bu, Tuğçe'nin gazdan zehirlenme olayı var ya Nuri Bey. O işte de bu kızın parmağı olduğundan eminim. Yapmayın Melahat Hanım. Hatırlasanız hastanede nasıl parçaladı kendini kız. Nasıl perişan oldu. Nasıl şüphelenirsiniz ondan? Evet evet, haklısınız, doğru. Yani ben belki de kendi yaptığım kabahati başkalarına mı yüklemek istiyorum ne? Zavallı kızın da günahını aldım galiba. Ama yani isterseniz şüphelerinizi dağıtmak için bir soruşturalım o kızı. Ay canım, yapar mısınız bunu? Tabii, Selim'i arayayım hemen. Selim? Ha! Al. Selim arıyor. Hani şu Gözde'yi araştırmasını istediğim arkadaşım. Anladım. Allah'ım, inşallah Gözde için yanılmışımdır Nuri Bey. Bakalım. Selim, evet. Ne haber? Benim. Ha. Ne oldu araştırma? Bitti mi? Kimin nesiymiş bu? Yapma ya. Ne oldu? Emin misin oğlum? Ay, bir şey oldu Nuri Bey. Tamam, ben seni ararım. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Melahat Hanım, Gözde intihar eden Ahu'nun kız kardeşiymiş. Ne? Aman Allah. Ben size dememiş miydim? Bu işin içinde bir iş var dememiş miydim Nuri Bey? İşte kimliğini gizleyerek evimin içine kadar girdi bu kız. Daha neden? Neden olacak? İntihar eden ablasının intikamını almak için. Siz haklıymışsınız. Gazı da o açtı demek. Evet. Ay, benim bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım Nuri Bey? Tuğçe'yi arayıp onu uyarmam lazım. Evet. Aç Tuğçe. Aradığınız kişiye şu an... Ay yok, cebi kapalı, cevap vermiyor. Merhaba baba, merhaba ablacığım. Muratcığım, Tuğçe'den haberin var mı oğlum? Abla, sabah aradım ama açmadı telefonunu. İşte biliyordum başıma geleceği. Hemen eve gitmemiz lazım. Abla hayırdır, kötü bir şey mi var? Gözde Ahu'nun kız kardeşiymiş. Nuri baba, ciddi misin sen? Ya bu kız Tuğçe'ye bir şey yapmadan gidelim bir an evvel. Hadi geliyoruz şimdi, hadi. Tamam baba, hadi. Kalsaydınız. İşte Poyrazköy'deyiz Tuğçe. Gözde, burası çok güzelmiş. İyi ki gelmişiz buraya. Çok eğleneceğiz burada. Ama önce eşyaları eve bırakalım. Sonra çıkar tur atarız, tamam mı? Tamam. Buradan. Tuğçe! Tuğçe! Murat, öbür odalara bak hadi çocuğum. İşte burası da yazlığımız. Allah'ım, neredesin? Melahat Hanım, burada bir not var. Evet. Anneciğim, aradım ama sana ulaşamadım. Biz Gözde ile Poyrazköy'e gidiyoruz. Hafta sonunu orada geçireceğiz. Nuri Bey, Poyrazköy'de nerede bulacağız kızımı? Nasıl, beğendin mi? Çok güzel Gözde burası. Manzara şahane değil mi? Çocukluğumuzdan beri her yaz buraya geliriz. Bu evde o kadar çok anım var ki Tuğçe. Bu bez bebek senin mi? Ablamın. Ablan mı? Bana bir ablan olduğunu söylememiştin. O nerede şimdi? Uzakta. Bu dünyadan çok uzakta. Canım arkadaşım benim. Çok üzüldüm. Melahat Hanım, meraklanmayın. Poyrazköy küçücük yer, buluruz. Ya bir dakika, bir dakika. Ahu bana bahsetmişti. Poyrazköy'de bir yazlıkları varmış galiba. Gezelim mi? Sana Poyraz Kalesi'ni göstereyim. Tamam. Kızımın başına bir iş gelecek diye korkuyorum Nuri Bey, hemen. Tamam, hadi gidelim, buyurun. Hadi. Buyurun, buyurun. Bırak, geç oğlum, geç. Murat'cığım, biraz daha hızlı sür yavrum. O manyak Tuğçe'ye bir kötülük yapmadan gidiyor. Sen hiç meraklanma ablacığım, kurtaracağız Tuğçe'yi. Meraklanma. Alo, iyi günler. Poyrazköy jandarma mı efendim? Bir ihbarda bulunmak istiyorum. Thank you.
Ahu Hanım var, avukat kendisi. Buralarda bir yerde ev varmış, biliyor musunuz nerede? Evet, şurası. Onlar da bu sene yaz sezonunu erken açtılar. Bu sabah kız kardeşi de bir arkadaşı da geldi. Abi evdeler mi şu anda? Poyraz Kale'ye doğru yürüdüler. Nasıl gideriz oraya? Buradan dümdüz gidince oraya çıkarsınız. Hadi tamam, çok teşekkürler abi, sağ olun. Hadi gel. Yüksekmiş burası. Korktun mu? Ben çok severim burayı. Yani biraz ürkütücü tabii. Ablamla çok gelirdik buraya. Çok severdi burayı. Canım benim. Ablanın ölümüne inan çok üzüldüm. Canım ablam. Onu resmen ölüme sürüklediler Tuğçe. Ama yemin ettim. Ablamın ölümüne sebep olanları kendim öldüreceğim. Gözde, neler söylüyorsun sen? İntikam vaktinin geldiğini söylüyorum Tuğçe. Murat'la bir olup ablamı öldürdünüz. Bunu yanınıza kalacağını mı zannediyordun? Aman Tanrım. Yoksa sen... Evet, Ahu'nun kardeşiyim. Ellerine bulaşmış kanı kime ait olduğunu unutmadın demek. Murat'la bir olup ablamı öldürdünüz. Ben de sizi öldüreceğim. Bırakın beni. Yine görüşeceğiz. Allah kahretsin seni.